Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Demet Özdemir'in canlı yayının konuşmasından sunacağız. Buyurun izleyin, kendi fikirlerinizi ve neler konuştuğunu buyurun izleyin. Şimdi hoşça kalın. Kariyerine dansla mı devam etmek isterdin yoksa oyunculuk mu seçerdin ya da ikisini birden mi yedin bu arada? Konuyu böyle tatlıya bağladım. Yani dersin. Konularıma, senin konularından benim konularıma. Hadi. Şimdi giyinmek senin için nasıl bir şey? Ne gibiyim? Evet. Oluyor gibi. Gayet iyi kıvırıyorsun biliyorum. İkisini birden mi yapmak isterdin? Nedir? Çünkü Türkiye'de dans layığını bulamıyor maalesef. Yani ben ritmik dans yapardım ve çok çok isterdim böyle Amerika'daki dansçıları, o klipleri izleyip Allah'ım keşke orada doğsaydım da dansçı olsaydım diye çok isterdim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani orada yani bir tane konser düşünelim. Ya gerçekten 50-60 tane dansçının dans ettiği konserler biliyorum. Hı-hı. Hayranlıkla izlediğim. Tabii ki orada mecra çok geniş. Yani evet. Orada çok güzel paralar kazanılıyor. Orada çok fazla yelpaze var. Yani çok geniş bir yelpaze. O olmuyorsa diğer alternatif. O olmazsa biraz daha sıkı çalışıp başka bir şey. Yani bunu gerçekten meslek olarak görebileceğin bir platform orası. O, evet. Yani, Amerika'dan bahsediyorsak müthiş yani. Bunun içine müzikaller de giriyor tabii ki. Normal sanatçı dansçılığı da giriyor. Evet. Televizyon şovları için olan dansçılar da var. Şimdi yelpaze çok geniş olunca insanlar bunu meslek olarak edinebiliyorlar. Yani parasız kalmaktan korkmuyorlar o zaman. Evet, doğru. İyi para kazanıyorlar, işsiz kalmaktan korkmuyorlar ve sevdikleri işi yapmaya devam edebiliyorlar. Kesinlikle. Tabii ki Türkiye'de bu kadar geniş çaplı değil. Aslında karar vermeme sebep bu değildi. Yani tabii ki oyuncu olmayı çok istiyordum ama şimdi bana sorduğun soruya cevaben eğer öyle bir dans platformu burada da olsaydı tabii ki çok daha fazla çalışıp çok emek verip yani bu bir süreç yani hani o yolda da devam eder ama aynı zamanda da oyunculuk yapmak isterdi. Oyunculuk evet. Benim için çok başka. Yani bence ikisini de ya. Arkasını çok fazla bilmiyorum. O zaman ne kadar zor olduğunu aslında. Evet, sonra da eğitim aldım. 2 yıl Şahika Tekant'ta. Sonra yine aynı şekilde audition'a girdim. Ama benim en büyük avantajım, şansım şu oldu. Benim girdiğim ilk audition aslında ilk oynadığım dizinin audition'ıydı. Audition'ı aldın. Evet, yani çok denk geldi çünkü. Yaşım da küçüktü, tam da öyle bir karakter istiyorlardı. Sana bir sır vereceğim.